Dostlar günaydın. Evet, günaydın dediysek çadırda şöyle görünüyorsa, bisiklette oradaysa demek ki turdayız. Akşam burada kaldım. Şurada mangal yerleri var, mangal yaptım. Ben bu arada 2 gündür turdayım ben. Video çekmek aklıma geldiyse demek ki kamerayı açmışım. Anlatacağım. Kısa bir özet geçeceğim arkadaşlar. Şimdi insanlar var, beni seyrediyorlar orada. Onun için yapmayacağım bunu. Akşam yalnız buraya kurdum da var ya. Şurası bisiklet yolu, deniz ve yürüme yolu. Çadırım hiçbir şekilde görünmüyordu yani, sıfır. Yoldan gelip geçenler göremiyorlardı. Tabi günü ışınca armut gibi burada ortaya çıktık. Tabi bu bizim umurumuzda mı? Değil arkadaşlar. Neden? Çünkü uyuduk. Çoktan uyuduk yani. Şu an beni kovsalar bile hiç sıkıntı yok. Uyudum. Bayağıdır video çekmiyorum değil mi? Çekmiyorum çünkü izlemiyorsunuz arkadaşlar. İzlenmiyor. Kanalda 15 bin kişi var. 15 bin civarı. En son tur videosu 500 civarı izlenmiş yani. Onun için çok fazla gerek yok. Çünkü bir anlamı yok. İzlenmiyor. Bu videoyu da işte izleyen birkaç eş, dost, arkadaş var. Onlara bir merhaba demek ve yeni bir turun görüntülerini sunmak. Siktir git ya. Kapat. Yalova sahil. Böyle güzel bir yürüyüş yolu, bisiklet yolu var. İşte çadırı kurduğum yerde de mangal yerleri falan var. Karşısı İstanbul, görünmüyor. Akşamleyin görünüyordu Pendik civarı. Şimdi gidelim bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra Bandırma'ya doğru gideceğiz. Selamun aleyküm. Selam verdiysek demek ki turdayız arkadaşlar. Şu an Bandırma'dayım. Bandırma merkez. Yalnız balık tutmak için çok güzel bir mekan. Şuradaki kayalıklar bayağı bir ileriye, derine doğru gidiyor. Baksana abi, burada her yerden balık tutabiliyorsun, ne güzel. Şu yokuşun güzelliğine bak. Görüyor musun? İnşallah şurada bitiyordur. Oraya çıkacağım. Ama önce biriyle buluşacağım burada. Burada benim çok takipçim var, çok arkadaşım var. Abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Buluşacağımız insanlar var. Başka yerden gelip de burada buluşacak, benle buluşacak insanlar var. Erdek güzel. Erdek'e gideceğiz. Şu an Bandırma'dayız. Bandırma güzel. Bandırma'yı sevdim. Karşısı Kapıdağ Yarımadası. Şu deniz biraz daha yükselseymiş, burası ada olacakmış. Bak, bir deniz burada var, bir deniz de şurada var. Yarımada'nın ana karaya bağlantı parçası burası. Şu karşı uçta görünen yer de, onun arkası da Erdek. Oraya doğru gidiyorum. Bugün değil ama yarın. Geçen sene ve ondan önceki senede kaldığımız yere gidiyorum. Günaydın. Günaydın. Bisikleti ite ite götürüyorum. Çünkü burada saygıdeğer çok değerli beyefendiler var. Köpek beyler. Biraz agresifler. Agresif olmanın ötesinde psikopat bunlar, anasını satayım. Bisiklet sürdürmüyorlar. Bize saygı duruşuyla yanlarından böyle
geçip gidiyoruz efendim. Saat şu an sabahın körü. Kamp yerinden ayrıldım ve diğer kamp yerine doğru 20 kilometre bir mesafem var. Ondan sonra gidip burada bak neler yapacağız neler. Çok güzel şeyler yapacağız. Bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Yemek yapacağız bol bol. Balık tutmaya çalışacağız. Balıkları kandırmaya çalışacağız. Kandırdığımız balıkları da sonra yiyeceğiz. Durum bu. Bak tetikte bekliyorlar. Bak bisiklete binsem peşime takılacaklar biliyor musun? Şş, alo. Sen eşkıya mısın? Hayırdır? Salmıyor beni ya. Gel buraya. Gel. Bak kuyruğu salıyor. Bisiklete bineceğim bak ağlamaya başlayacak. Ağlamadı. Mıntıkasından çıktım çünkü. Sağ taraf böyle sahil. Şu ileride buraya komple çadır kurabiliyorsunuz. Duş falan da vardı burada geçen sene. Hala duruyor mu bilmiyorum. Şu an görünür de. Evet, ileride. Evet, duşlar burada. Soyunma kabini. Az ileride de ağaçların altında bir sürü çadır görüyorum. Gece burada kalmışlar. Bir keresinde ben de burada kalacaktım. Sonra vazgeçtim. Çok kalabalık. Yani kalabalıklığı bu kadar ama böyle göt göte bir de teybi açmıştı. Müzik çalıyordu. Kalmadım ben de. Erdek merkezdeyim. Buraları daha önce çektim ben. Tekrar ayrıntılı çekmeye gerek yok değil mi? Upuzun bir sahili var. Güzel bir yer. Yani Marmaris'e, Bodrum'a gideceğinize buralara gelin arkadaşlar. Orada bir bok yok. Tamam mı? Yani disco bar var. Başka da ekstra hiçbir şey yok. Bir de fena öperler orada yani adamı. Gereksiz bir pahalılık var orada. Aşırı ekstrem bir pahalılık var. Burası öyle değil. Burası güzel. Ve 10 numara bir yer yani. Bugün hava biraz kapalı. Öğlenden sonra açacaktır diye düşünüyorum. Evet. Geldik. Tarlaları gördüysek şu midye tarlalarını demek ki gelmişiz arkadaşlar. Bak karşıda çadırlar görünüyor. Bizimki biraz daha ileride. Umarım benim yer boştur. Güzel. Tarlaların sayısı artmış bu arada. Midye çiftliği. Hava biraz kapalı. Biraz değil, bayağı kapalı. Güneş yok. Ama soğuk da yok yani. Rüzgar da yok. Çok fazla yok. Şimdi şurada bir su ikmali yapıp bu da kampa en yakın su alanı burası. Adam sülale boyu çadır kurmuş oraya. Bak şimdi mevzuya bak. Mevzuya bak arkadaşlar. Benim geçen sefer çadır kurduğum yer şurasıydı. Tamam mı? Orası dolu. Aile gelmişler. Hatta birkaç aile birden gelmişler. Ve ben çadırı buraya kurdum. Ortama bak. Kimse yok lan yanımda. Bomboş. Ha, nasıl? 10 numara değil mi? Süper değil mi? Deniz biraz yosunlu. Burada girmeyeceğim. Hemen şu bak çocuğun olduğu yer yosunsuz. Oradan sonrası yosunsuz. Bu yosunlar da nasıl diyeyim? Şey gibi arkadaşlar. Ot gibi ot. Bak. Normal yosun değil yani. Şöyle uzun uzun oluyor. Ve burası doğal kefal alanı diyebilirim yani. Burada kefal çok var. Özellikle şuralarda filan dolu kefal var. Geçen sene kefallerle beraber yüzüyorduk. Su pırıl pırıl. Buranın kefali tertemizdir yani hiç kokmuyordur. Tezgah kurduk. Mekan böyle bak şimdi.
Olaya bak, biraz temizlik yapacağız burayı. Hayvanlar çünkü, hayvanlar pisletmiş burayı bak. Görüyor musun? Şurayı bir alacağım. Ondan sonra şurayı temizleyeceğim. Şu masa sandalyeyi şuraya bile indirebilirim akşam üzeri. Gün batımı. Ya harika olacak ya oğlum ya. Ben ne yaptım ya? Şu pozisyona bak ya. On numara değil mi? Bu sefer hamam da var. Ağaçlar da çok müsait. Burada takılacağız aga işte. Şişme matı bunun içine bir koyduğum zaman 10 numara olacak. Şimdi şunu bağlamayı unuttum ben. Sinekliği var. Onu şimdi yapacağız. Olta takımım var bu sene. Malzemelerim var. Çadırı böyle kurduk. Makine orada. Evet efendim, ortam bu. Bir süre buradayım. Arkadaş gelecek şimdi, yolda. Geliyor. 1-2 saate kadar burada. Ondan öncesinde gelirken Ocaklar diye bir yer var şurada 5 kilometre. Orada da başka bir arkadaşım var benim. Pipo camiasından bir arkadaşım var. Geçen sene de o buradaydı. Ben buradayken o da buradaydı. Orada villa kiralamış. Ailesiyle kalıyor orada. Ondan sonra onun yanına uğradım. Biraz oturduk. Bir saat falan oturdum orada. Bir kahve içtik. Tütün içtik. Ondan sonra geldim buraya işte. Ben oraya kuracaktım. Bir de burada başka bir abimiz daha var. Bende de abi çok aga. Sağ olsun, bizi seviyorlar. Biz de abilerimizi seviyorlar. Serkan'cığım dedi, hoş geldin, gel dedi. Nereye kuracaksın dedim. Abi bakacağız işte. Bir yere kuracağız. Dedi gel sana ben bir yer göstereyim dedi. Kimse yok dedi. Bugün gitmişler buradakiler. Git dedi oraya kur dedi. 10 numara dedi. Kimse yok yanında. Bak kim var biliyor musun yanında? Bak şurada bir aile var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurada. Uzak yani. Konuşmalarım duyulmuyor. Onlarınkini de ben duymuyorum. Ondan sonra burası private arkadaşlar. Private camping area dedikleri yer burası işte. Kişiye özel. 10 numara değil mi lan? Beleş anasını satayım diye. Gideceğim otelde kalacağım. Bak oh. Burada ailenle bile kalırsın yani. 10 numara. Bir işte şu çöpler sıkıntı. Onları da toplayacağım. Sorun değil. Zaten burada kalmasam bile ben gene onları toplardım yani. Geçen sene burayı ben komple temizledim biliyorsunuz. Videolarımı izleyenler, takip edenler biliyordur. Öyle efendim. Bir süre buradayız. Takılacağız. Yemek yapacağız. Balık tutacağız. Kebaplar yapacağız. Bak ya çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi daha yapmadan heyecanlanıyorum biliyor musun? 10 numara. Hava açmadı ama 1-2 güne aşırı sıcaklıklar geliyor ya. 1-2 gün sonra da buraya olacak işte. Takılacağız efendim. Evet, ben niye video yüklemiyorum ondan bahsedeyim mi? Arkadaşlar kanala video atmıyorum çünkü izlenmiyor, tamam mı? Geçen senenin son tur videosuna bak, 500 kişi falan izlemiş yani. Tamam eğlenceli oluyordu, benim için ayrı bir hobi oluyordu ama olmadı yani. YouTuber olamadık bir türlü. Beceremedik. YouTube bizi sevmedi galiba. Millet soytarı tarzı şeyleri seviyor yani. Ben de onu yapamıyorum. Biraz YouTube'a karşı biraz ağır mı kaldım acaba? Yani bir ağırlığımız var ya kendi çapımızda. Ne ağırlığımız varsa artık. 60 kiloluk bir adamım lan ben. Olsun, bizim şeklimiz yeter. Yok yok, öyle değil. Ne bileyim aga, olmadı işte, yapamadık. Olmadıysa demek ki olmuyordur. Zorlamanın anlamı var mı? Aslında var. Zorladın mı? Zorladın da yani kardeşim. 3 senedir mi? Kaç senedir? 4 senedir aşağı yukarı video yüklüyorum. Bu sene düzenli de yükledim, tamam mı? Geçen sene stok video yaptım biliyorsunuz. Ta Ramazan'a kadar, döndükten Ramazan'a kadar video geldi sürekli haftada bir. Ama olmadı yani. Tefo dedi, abi dedi kışın videolar daha iyi izleniyormuş hesabı. Kışın hiç izlenmedi arkadaşlar. Yazın gene daha çok izleniyordu. Kış geldi gene izlenmedi. Öyle yapamadık. Olmadı. Ama dedim bir tane atayım. Soruyorlar çünkü arkadaşlar, sağ olsunlar. Sevenimiz çok. Yani çok derken belki binlerce değil ama 200-300 kişi. Kanalı sıkı takip eden bir 300 kişi var arkadaşlar. Rahat. Eşler, dostlar, akrabalar var işte, tanıdıklar var, arkadaşlarımız var, siz değerli dostlarımız var. Bizi seviyorsunuz, biz de sizleri seviyoruz, çok sağ olun.
Sürekli soruyorlar abi, video atmıyorsun, video niye yüklemiyorsun, video yüklesene kardeşim diyenler var. Alo sen ne iş video atmıyorsun diyor adam ya, fırça çekiyor bana. Tabi aramızdaki samimiyetten dolayı söylüyor onu. Onun için böyle bir video atayım dedim. Hem bir hasret giderelim dedim. Hem de bir sohbet edelim dedim. Öyle arkadaşlar, takılacağız, buradayız. Bir yere gittiğimiz yok. Kovsalar daha iyi gitmeyeceğim. Oğlum burası 10 numara lan. Vallahi bayıldım. Şimdi birazdan ben şu yosunları da temizleyeceğim. Çok az bir yosun kokusu geliyor ama çok az, minimal. Şimdi ben onları temizleyeceğim, hiç gelmeyecek. Abi geçen sene de temizledim. Az var zaten, şu kıyıda biraz var. Bunları temizlesen de gene geliyorlar çünkü, tamam mı? Dalga getiriyor, bir şey yapıyor. Getiriyor. Öyle. Şimdilik bu kadar efendim.